Demek ki sizindir ha. Biliyorsun bu kadar eşya 5 milyar para. Bak bu fiyata, mesela bak bu domatese. Şimdi bunlar hepsi mesela buradaki 1-2 lira düşük fiyatıydı. Şükür Allah'a ben her gün eşyamı bitiriyorum ama millet alamıyor. Benim tanıdığım müşteriler, biz eskiden kırmızı poşet alıyorduk, büyük battal bu. Şimdi onu bile almıyor. Bak 300'lük poşet kullanıyor. Niye gelen yarım kilo millette para kalmamış gerçekten? Bizim eve bak hiçbir şey yapmıyor, bir doğal gazı bir şeydir 2 milyar 1 milyar mesela geliyor. Bizim eve vallahi 1 milyar doğal gaz geliyor. Öbeleyin de toplasan 2 milyon mesela. Poşet 100 milyon, pick-up parası 150 milyon, eti sanana kadar 350 milyon. Bu seçimler yaklaşıyor, ben inşallah değişir. Çünkü hala bak bu çocuk arabacıdır ha. İnşallah değişir. Yazın bolluk bereketliktir. Fakirler çok alabilir iş ya. Ama kışın kimse alamıyor. Valla ben bile hala gidiyorum. Korkuyorum ama diyorum acaba 6 tane domates getirmişim ya. Bak bu dezgah abeleydi ya, doluydu. 6 tane domates getirmişim. O domatesin hepsi kar olsa ne olacak, olmazsa ne olacak? Vallahi ne halde alınıyor, ne pazarda satılıyor. Açtığımız gibi topluyor, topladığımız gibi de geri getiriyor mali. Halde önce eskiden biber 300 liraydı, şu an halde biber 12 milyon. 15'e veriyor, gitmiyor. Her şey öyle, her şey. İçeri bugün halde 20 milyon, pazarda 20 lira. Salatalar içinde 12 milyon, burada 13 milyon. Ekmek çıkıyordur, başka yok. Karnım doyuyor, başka bir şey yok. Ben şahsen emekliyim. Bana vermiş 1 milyon, 1 milyar 200 milyon zam vermiş. Daha ben o aylığı almamışım ha. Daha Ocak, Şubat'ta alacağım. O para gitmiş, kökü gitmiş. Şimdi kabak aldım, kilosu 5 lira. Şu anda geldim, kilosu 15 lira. Bak karşıdadır. Biber kilosu 10 lira, 12 lira. Şu anda 20-25 lira. Eda Türk artık ekonomi sana nasıl diyeyim? Artık bunu kendi kendine sen yorum ya. Vatandaş ne durumda olduğunu artık herkes göz önünde görüyor yani ya. Benim aldığım aylık 4.500. Doğalgaz gelmiş 1.5. Şimdi tokun açlık haberi yok. Budur yaşam, budur yani, böyledir. Şimdi adam yukarıdadır. Her şeyi bedavadır. Vatandaşa gelince bir şey değişsin, değişsin seçime kadar. Zaten biz de bekliyoruz seçime kadar. Zaten böyle gelse birbirimizi yiyeceğiz artık. Pazarcıyım. Bu şeyde bıraktım. Yani arkadaşlar her çalışıyorlar ama yani akşam bir ekmek eve götüremiyorlar. Her şimdi millet geldi dezgah bakıyor. Bu adam bu eşyayı getirmiş, para kazanıyor. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Adam sor. Hangisi hala borçlu değil? Bir şey alamıyoruz. Bir şey alamıyoruz. Ben bir emekliyim, kirada oturuyorum. 3,5 milyar maaş alıyorum. 3,5 milyarla 3,5 kiraya veriyorum. Çocuklar ne yiyecek? Doğalgaz, ceyran, su, pazar kapıdadır. Bir kilo meyve alamıyoruz. Hani sen her şeyi oraya bırak. Bir kilo ispinak alamıyor, eve götüremiyor. Çocuklar yiyemiyorlar. Yani diyor ki kimse aç değil. Herkes toktur, fakir yok. Öyle bir şey yok, yalandır. Kökü yalandır, hepsi yalan konuşuyorlar. Ben hiçbir hayatımda hiçbir zaman ona oy vermemişim ve vermem. Ölsem de vermem. Dersin. Herkes istiyor, sen istemiyorsun. Abla sen istemiyorsun. Bu sistem dersin. Herkes istiyor ama kimse konuşamıyor. Kimse bir şey diyemiyor. Yeter, 20 senedir sen yürüttün, yedin, bitirdin. Biz de aç, biz de günahız. Fiyatlar çok fazla. Memura göre fazla. Emekliye göre haydi haydi fazla. Önceden daha ekonomikti, alınabilirdi ama şu anda fiyatlar rekor, her şey 3 katı. Onu yaşayan biliyor, kriz var mı yok mu? Tabii ekonomik şeyi yüksek olanlara göre her şey normal. O zaman diyelim 10 lira kazanır, şimdi 1 milyon da kazanır, ne borçlu? Babam korkuta hala gidemiyor, borç yüzünde hala gidemiyor. Gidemiyorum işte. Bak bırakmış mahalle. Sene 2000'den 2006-2007'ye kadar çok güzel gidiyordu. Yani alışveriş olsun, insanlar olsun, her şey yönünde güzel. 2009-2010'dan sonra geriye dönüş. Başladı artık. Herkes borcu altında, fakir fukara herkes, yazıktır ya. Ben çalışıyorum, hamalıkla ben geçimimi yapabilirim, şey akalıkla geçimimi yapamam. Ateş gibi çok pahalı. Geçim çok zor. Vallahi böyle. Ne alacağımızı şaşırıyoruz artık. Hayır, hiçbir şey alamadım.
iki tane poşetlerle eve döneceğiz. Eskiden 50 lirayla biz gelip 10 poşet alacağıma şu an 200 liraya alıp gelip iki poşetle eve dönüyoruz yani. Çok kötü durumlar yani. Tabii ki de istiyoruz. Tabii ki de her şeyin düşmesini, her şeyin normale dönmesini tabii ki istiyoruz. İstemez miyiz? Herkes ister yani. Yani hepimiz için hayırlısı hangisiyse o olsun kesinlikle. Tabii ki de değişmesini de istiyoruz yani. Ya fiyatlar pahalı. Her geçen gün daha da çok artıyor. İnsanlar gerçekten temel ihtiyaçlarını almakta zorlanıyorlar. Ya domates eskiden 5-6 liraydı. Şimdi 15 lira, 20 lira. Yani daha fazla. Ya tabii ki fiyatların inmesini istiyoruz yani. Aşağıya çekilmesini istiyoruz. Nereye çekiyorsunuz?